Arkadaşlar merhabalar, evet Cumhuriyet Dönemi romanımızda sanatçılarımızı anlatmaya başlıyoruz. Birinci başlığımız, milli edebiyat geleneğini devam ettiren isimler. Birinci isim kim? Memduh Şevket Esendal. Şimdi biz sanatçılarımıza şiirden itibaren ne yapıyorduk? Yıldızlama yapıyorduk. Yani üniversite sınavında çıkma sıklığına göre Memduh Şevket Esendal'a sevgili arkadaşlar kaç yıldız koyuyoruz söyleyelim. 4 yıldız koyuyoruz. Evet bu anlamda önemli bir isim. Ve hemen şu başa şunu ilave edin. Memduh Şevket Esandal'ın bakın doğum tarihi 1883. Adam ta 1900 yılların başından itibaren edebiyat dünyasına dahil olmuş. Milli edebiyat döneminde eser vermiş. Onun için Kurtuluş Savaşı'na destek verdiği için milli edebiyat geleneğine mensuptur. Ama aynı zamanda lütfen oraya şunu da ilave edin. Aynı zamanda hem milli edebiyat geleneği hem de modern evet modern e, modernist edebiyatçılara dahildir. Modernist edebiyatçılara da dahildir. Yani sadece milli edebiyat değil modernist bir tarzı olduğunu unutmayalım. Türk edebiyatında durum kesit öyküsü yani biz buna ne diyorduk? Evet hatırlayın modern öykü ya da Kehov tarzı öykü olay anlatmıyor. Olayın belli durumunu yansımasını biz anlatmaya çalışıyor. En önemli isimlerinden birisi Memduh Şevket'tir. Diğer isim kimdi? Evet Ömer Seyfettin mi? Hayır. Ömer Seyfettin neceydi? Mapuzzan tarzı öykücülüğün en önemli ismiydi. Memduh Şevket de Said Faik Abasıyanık. Nedir arkadaşlar? Durum kesit öyküsünün en önemli isimlerindendir. Peki nedir kahramanları kimlerdir? Sıradan insanlar yani memur, işçi, isporta sınıfındaki çalışan insanlar. Sosyal sorunları yalın bir dinle anlatan tarzı vardır. Kahramanları sokaktan seçtiği memur esnaf kesiminden insanlardır. Peki özellikle öykülerinde Haşmet Mülkokan, komiser hikayeleri oldukça dikkat çekiyor arkadaşlar. Evet eserleri 1- Ayaşlı ve kiracıları roman türünde bir eserdir. Miras roman türünde bir eserdir sevgili arkadaşlar. Oraya lütfen şu romanı da ilave edin. Vassaf Bey romanı da vardır. Vassaf Bey. Evet bir roman da budur. Ama tabii ki ÖSYM özellikle Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanını defaat kere sormuştur. Lütfen bu eseri hiçbir şekilde unutmayalım. Peki romanları hakkında özellikle Ayaşlı ve Kiracıları hakkında kısa bir bilgi verelim. Lütfen gençler oraya siz de ders notlarınızın üzerine hemen defterlerinizi açın. Bunların aynısı sizde vardı. Zaten ders notlarınızda Cumhuriyet romanındaki bu kısımda ne yapıyoruz? ilave edelim. Ayaşlı ve kiracıların arkadaşlar konusu ve olay örgüsü hakkında, kahramanın hakkında kısaca bir bahsedelim. Olay Ankara'da geçiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarının Ankara'sının bir panoramasıdır. Yani 1930'lu yılları Ankara'sını düşünün, hayal edin. Evet, romanda 9 odalı bir apartman dairesini kiraya veren ondan sonra Ayaşlı İbrahim Efendi ile bu odalarda oturan kiracıların birbiriyle o ilişkileri anlatılmıştır. Ayaşlı İbrahim Efendi hayatı boyunca birçok iş yapmış. Farklı mesleklerle uğraşmış. Dairesinde oturanlar ülkenin 7 farklı bölgesinden gelen insanlar gibidir. Ayaşlı İbrahim, İhtiyar Şefik Bey, ondan sonra Buharalı Abdülkerim İffet Hanım, Şoför Fuat ondan sonra başlıca kahramanlar olarak dikkat çekiyor. Evet Ankara'daki bir apartman dairesinde yaşanılan olayların anlatıldığı eseridir. Çok defa sorulmuştur. Bu esere lütfen dikkat kesilelim. İkinci eseri Miras. Miras adı üzerinde arkadaşlar bir miras anlatıyor. İstanbul'da büyük bir konakta yaşayan Silahtar Paşa'nın ailesi büyük ölümüyle tamamen dağılıyor. Evet bir ailenin dağılması. Miras yüzünden birbirine gelecekler. Ailenin dört torunu farklı evlere çıkıyor. Zamanla konak yıktırılıyor. Eşyaları satılıyor. Ve torunlardan olan Şevki Bey'in oğlu Asım ise aileden kalma değirmeni üstüne geçirmek amacıyla Anadolu'dan İstanbul'a geliyor. Amca ve halalarını ziyaret etmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Kavgalar, ihanetler, ondan sonra kopan aile bağları, kumara düşkünlük, kadına düşkünlük, zevk sefaya düşkünlük, değerlerin yok olması hepsi anlatılmıştır. Romanın peki kahramanları sadece Şevki Bey'in oğlu Asın mı? Şevki Bey'in oğlu Asın var, Salim'e var. Ondan sonra Şevki Bey var, Şefik Bey var, Faik Hanım var, Fitnat Hanım var. Bunların hepsi bu romanın baş kahramanları olarak dikkat ediyor, çekiyor. Bu anlamda önemlidir. Bir miras, paylaşılamayan bir miras ve bir kültürün, bir ailenin yok olması, değerlerin bozulması anlatılıyor. Peki Vassaf Bey, diğer bir romanında Vassaf Bey romanı olduğunu ilave edin diye söylemiştim. Peki bu romanda Memduh Şevket ne anlatıyor Vassaf Bey'de? Yine bir Ankara'nın panoraması olan bir yapıttır. Yani biraz Ayaşlı ve Kiracılara benzeyen bir yapıt. Cumhuriyetin ilk yılları yine. Sıradan insanların sıradan hayatlarından kesitler sunuluyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ondan sonra ee şehirler sadece Ankara, İstanbul ve Taşlı'dan bazı şehirler de roman içerisine dahil oluyor. Sosyoekonomik yapıları bu şehirlerin dile getiriliyor. Evlilik hayalleri kuran genç bir kız olan Perihan öne çıkmaktadır romanda baş olarak görücü usulüyle gelen birçok kısmetini reddetmiştir Perihan. Yani daha henüz evlenememiştir. Bir gün mahallesinde 70 yaşlarında olan Vassaf Bey ile evlenmeye karar verir. Perihan ani bir karar alıyor. Fakat Vassaf Bey Perihan'ı reddeder. Perihan aslında güzel bir kızdır. Birçok taliplisi vardır. Hiçbirini beğenmemiştir. Yani bir nevi evde kalmış bir kız gibi düşünün. Ve talibi 70 yaşında bir adama kendisi talip oluyor. Fakat bu adamla işin trajikomik tarafı bizim güzeller güzeli Perihan'ımızı reddediyor. Haftalar sonra Vassaf Bey ölüyor. Tabii ki bu süreçte işte Vassaf Bey ile Perihan arasında dostluk veriliyor. Vassaf Bey Perihan'ı aslında kızı gibi görmeye başlıyor. Ve bugün bir gün Perihan'ın kapısına genç bir delikanlı geliyor. Elinde bir mektup vardır. Bu mektubu yazan kimdir? Kim olacak? Vassaf Bey'dir dedik ya. Vassaf Bey Perihan'ı tanıdıkça kendi evladı yerine koyuyor. Vassaf Bey bütün mal varlığını Tuğr'un adındaki bu gençle kapısına Perihan'ın gelen bu gençle evlenmesi şartıyla Perihan'a bırakmıştır. Perihan'a tamamen miras kalmıştır. Ve Perihan şok oluyor ve bunun üzerine gelişen olaylar anlatılıyor. Vassaf Bey de ilginç bir roman ama tabii ki en, en çok öne çıkan eseri unutmayın Ayaşlı ve Kiracılarıdır. Memduh Şekit Esal'da otlakçı Evet mendil altında otlakçı e, hikayesinde otlakçı İbrahim Efendi diye hatırlıyorum ben e, şöyle bir cümle geçiyor. Dünya dünya olalı böyle bir otlakçı görmedi diyor. Yani bu otlakçı kahvehaneye geldiği anda herkes köşe bucak kaçmaya çalışır. Birisinin tütün tabakasını ortada mı gördü? Sonuna kadar tütün tabakasındaki bütün tütünleri sarıp içermiş ve en sonunda yüzsüz yüzsüz ya biraz kaliteli tütün alın. Bu nasıl bir tütün böyle? Biraz paraya kıydırmış. Kendi tütününü ise hiçbir şekilde ortaya çıkarmazmış. Milletin gazozundan, çayından ne nemanır. Ondan sonra sürekli hatırlayın okey oyunlarında, bu tür kahve oyunlarında bir oynayan ekip vardır. Bir de yandakçı vardır işte. Yandaki bu e, işte e, kimdir? Bizim e, söyleyin otlakçı İbrahim Efendi'dir. Mendil altında, temiz sevgiler, ev ona yakıştı. Bunlar çok önemli. Özellikle Memduh Şevket'in öykülerinde Haşmet Gülkokal bir memurdur. Geçim derdiyle uğraşan bir memur. Bu Haşmet Gülkukan'ın ondan sonra iş portaya çıkması, sayı yaşatıcılık yapması, ailesinin geçim derdiyle uğraşması, fedakar bir baba, onun için namuslu, ahlaklı, dürüst bir, onun için örnek bir insan, vatandaş. Haşmet Gülkukan bu anlamda Memduh Şevket'in çok sevilen bir öykü karakteri olarak dikkat çekmekte sevgili gençler. Peki gelelim. Evet geçiyoruz. Mithat Cemal Kuntay. Mithat Cemal Kuntay'a sevgili arkadaşlar bir yıldız koyuyoruz. Evet Mithat Cemal Kuntay. Kahramanlık vatan sevgisi Türk tarihi temalara ağırlık veren bir isimdir. Hem şiir türünde hem roman türünde eserleri vardır. Ama özellikle şiirlerinde de başarılı milli edebiyatın önemli bir şairidir. Hece ile yazdığı epik şiirleri vardır. Romanda da zaten bir romanı var. Bu romanda oldukça başarılı. Üç İstanbul romanı Öseyme bunu birçok defa sormuştur. Oldukça önemli. İstanbul'un Abdülhamit zamanı, İttihat Terakki zamanı ve mütareke yıllarına bir bakış açısıyla yaklaşan bir romandır. Bakın Öseyme daha önce sormuştu. Şöyle bir soru gelmişti. Diyordu ki mesela aşağıdaki romanların hangisi mütareke yıllarının İstanbul'unun yansıtmaz? Mesela Sodom ve Gomere kimin eseriydi arkadaşlar hatırlayalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun mütareke yıllarını İstanbul'unu anlatıyor mu? Evet anlatıyor. Bu anlamda önemli. Mithat Cemal de yine mütareke yıllarının İstanbul'una değindi bir eserdir. Şimdi Abdülhamit meşrutiyet ve mütareke dönemi İstanbul'unun farklı dönemlerini gözler önüne serdiğini söylemiştik. Abdülhamit yıllarında genç bir adam olan Adnan'ın hayatıyla anlatılıyor. Yani Adnan'ın kimliğinde aslında Osmanlı'nın son 3 dönemi anlatılıyor. Adnan'ın gençliği, Adnan'ın ortaya hali, zengin, işte Adnan gençliğindeyken fakir yoksul, paraya muhtaç, hırsı birisi ama e işte orta yaş döneminde zengin oluyor paraya onun sana kavuşuyor. Fakat yaşlık dönem neyse elden ayaktan düşüyor, sefil bir hayat sürüyor. Adnan'ın hayatında Osmanlı'nın ve İstanbul'un 3 farklı dönemi anlatılmıştır. Fakir, zengin, hasta olan Adnan. Bakın gençliğinde fakir Adnan. Orta yaş döneminde avukat oluyor, zenginleşiyor. Fakat ihtiyarlık döneminde hasta ve yalnız bir adam olarak kişisizliğiyle İstanbul'u özdeşleştirmiştir bu anlamda. Roman aslında Osmanlı'nın yıkılış günleriyle Ankara'nın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş günlerini, mütareke yılları ve Anadolu'daki kuvayi milliye ruhunu anlatıyor. Adnan, Belkıs ve Süheyla da romanın baş kahramanlarından bazılarıdır. Özellikle Adnan'ın hem Belkıs'ı hem Süheyla ile yaşamış olduğu aşklar, evlilikler dikkat çekiyor, önemli. Türk'ün şehnamesi şiir türündeki şehname destan demek, kahramanlık demek. Önemli bir şiir şey türünde. Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi bunlarla ilgili yaptığı biyografik şeklindeki çalışması da yine öne çıkmaktadır. Mithat Cemal Kuntay'ın. Evet geçiyoruz Mithat Cemal'e. Geldik Emine Işınsu. Emine Işınsu'ya sevgili arkadaşlar 3 yıldız koyalım. Evet kimdir Emine Işınsu? Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır. Hatırlayın Halide Nusret Zorlu Tuna milli edebiyatta gördüğümüz bir şairimizdi. Git Bahar şiiriyle ismini duyuran bir şahsiyetti. Şunu unutmayın. Bir kadın yazarımız karşımıza çıkıyorsa kesinlikle kadın haklarına, kadının toplumdaki yerine, önemine, kadının eğitimine, kadının eş seçebilme özgürlüğüne bunların hepsine değinir. Ve baş kahramanlar kesinlikle kadınlar arasında, kadınlardan birisidir arkadaşlar. Kadın hakları, kadının tutsaklığı özellikle Emine Işınsu deyince Balkan Türklerine yapılan mezalim, neresi? Özellikle bu Batı Trakya dediğimiz Yunanistan ve Bulgaristan de bölgesindeki Batı Trakya Türklerinin yaşamış olduğu sorunlara çok fazla eğilen bir isimdir. Bu soru geldiği zaman Emine Işınsu ile ilgili kesinlikle şu bilgi olur. Balkan Türkleri, Batı Trakya Türklerini en fazla ele alan isimden birisi. Ve bunların yaşamış olduğu sıkıntılar, Türk milletinin son 40 yılda yaşamış olduğu yani 1960'lı, 70'li yılların, 80'li yılların sağ-sol kavgaları, siyaset de bunları anlatmıştır. Üniversitedeki öğrenci olayları yine siyasetten dolayı bunların hepsini yansıtan bir şahsiyettir. Gelelim Emine Işınsu'nun eserlerine sevgili arkadaşlar. Emine Işınsu'nun en önemli romanlarından birisi Azap Topraklarıdır. Çizelim çok önemli. Bakın romanın baş kahramanları yazmışım ben buraya. Mahmud Ağa, Muhsine, Selim, Akoca öne çıkan kahramanlar. Niye anlatıyor? Batı Trakya Türklerine yapılan mezalimi anlatan bir roman. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten insanın yüreğinin burkulduğu, kaç yüzyıllık Türk toprağı olan bu memleketlerde Türklerin ondan sonra bir anda sığıntı durumuna düşmesi ve Türklerin hem asimilasyon hem baskı hem zulüm her şeyle karşı karşıya kaldığını gözler önüne seren bir romandır. Batı Trakya Türklerin yapılan zulümleri anlatıyor. Rumların yaptığı işkenceler, Türkiye'den yardım beklentileri. Yıllardır yaşadıkları köydeki topraklarını Rumların el kolmaya kalk kalkmaları. Yani adam Yeni Cetti bu köyde yaşamış ve Rumlar geliyor Yunan devletinin baskısıyla bu toprakları diyor şu Yunan vatandaşına ait olacak. Hiçbir para falan ödemeden ha pat diye devletin zulmü devlet ne yapıyor el koyuyor. Bunların hepsini anlatıyor. Rumların el koymaya kalkması, güzel bir Türk kızının işkenceye maruz kalması. Kimdir bu güzel Türk kızımız sevgili arkadaşlar? Mahmud Ağa'nın kızı Muhsine'dir. Muhsine, zavallı Muhsine işkence yüzünden ne yapıyor? öldürülüyor, ölüyor, vefat ediyor gencicik yaşta. Ve onun karakola götürülmesi, arkasından onun acı ölümüyle sonuçlanan bir yapıt. Çünkü Mahmud Ağa, kızı Muhsin'e, Muhsine'yi seven Selim, Muhsin'in ölümü üzerine aklını kaybeden kardeşi Hüseyin, karakol komutanı Niko ve köydeki yine insanları sakinleştirmeye, iç dünyasındaki huzura davet eden Ak Hoca köyün imamı bunlar öne çıkan kahramanlardır. Azap toprakları adlı yapıtımızda. Geçiyoruz. Diğer bir önemli yapıt. Sevgili arkadaşlar, çiçekler büyürdür. Çiçekler büyür yine Bulgaristan Türklerine yapılan mezalim anlatıyor. Baş kahramanlar İlay ve Mehmet Ali'dir. İlay-Mehmet Ali aşk etrafında Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarına Rusların etkisiyle, kışkırtmasıyla Bulgar devletinin uyguladığı insanlık dışı, insanlığı ayaklar altına alan zulümler, asimile politikası anlatılıyor çocukluktan beri birbirini seven İlay ile Mehmet Ali'nin düşüncelerinin de değişim düşüncelerinin nasıl değişti gözler önüne seriliyor. İlay iyi bir Türk milliyetçisidir romanda. Mehmet Ali ise Bulgar hükümetinin asimile ondan sonra politikasına İnanan, kanan ve onların tuzana düşerek Türklüğünü sorgulayan ve maddi hırs uğruna, mevki makam uğruna kendi değerlerini sorgulayan bir hale gelmesi anlatılıyor. Evet çiçekler büyür. Demek ki yine Batı Trakya bu sefer Yunanistan değil Bulgaristan topraklarında geçen bir romandır sevgili arkadaşlar. Küçük Dünya. Evet Küçük Dünya Emine Işınsu'nun ilk romanlarından birisi. Peki Küçük Dünya'da ne anlatıyor yazarımız? Küçük dünyada hatırladığım kadarıyla iki baş kahraman vardı. Birisi Ferit, birisi de evet Nur. Evet Ferit ile evli olan Nur'un kocasının arkadaşı Murat ile duygusal yakınlık yaşaması, yaşadığı kargaşık duygular anlatılıyor. Yani Nur mutlu bir evlilik yapmamış ve evlilikteki mutsuzluktan dolayı bir arayış içerisinde ve nur kocasının yakın arkadaşı olan Murat'ın hal ve hareketleri, davranışları kendisini çok daha fazla cezbediyor. Ve bir fiziki aldatma değil, bir psikolojik aldatma var. Yani şuur altında, bilinç altında bunları yaşıyor. Annesinin baskısıyla çok fazla ondan sonra aile baskısının çok fazla hayatı boyunca gören Nur kocasıyla Urfa'da yaşayan Nur'un anne baskısından kurtulmak için sınıf arkadaşı Ferit'le olan evliliği anlatılıyor. Yani bir nevi aile baskısından kurtulmak için dediğimiz gibi bir aşk evliliği değil Ferit'le yaptığı evlilik bir kaça kaçma kurtuluş evliliğidir bunun evliliğinin adı arkadaşlar. Daha sonra ne oluyor? Anne ailesinden kurtulmak için Ferit'le evlenmeye kalkıyor. Ve e, bir arayış içerisinde geçiyor. Ferit'in yakın arkadaşına aşık oluyor. Tam böyle bir bocalama, aile yıkıldı yıkılacak işte e, Nur e, farklı kötü davranışlara e, dahil olacağı sırada karşısına bir Mevlevi Şeyhi Ziyaettin Efendi ile çıkıyor. Ziyaettin Efendi onun iç dünyasına dokunuyor. İç dünyasındaki manevi huzura tekrar onun erişmesini, manevi huzura erişince de ailesine, kocasına sahip çıkması anlatılıyor. Yani küçük dünya aslında yazarın kendi ruh dünyasındaki değişimleri de yansıtan bir yapıt olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu eser de önemlidir. Geliyoruz diğer eserleri içerisinde özellikle ak topraklar dikkat çeken bir yapıt. Ak topraklara da ben değinmek istiyorum. Bu romanda Selçuklu'nun kuruluşundan Malazgirt Savaşı'na uzanan olaylar anlatılıyor. Tarihi bir romandır. Türkmen Bey'i olan Bayındır Bey'in Selçuklu Devleti'ne katılıp uç bey olarak görev yapması anlatılıyor. Bizans'ta Türkler arasındaki savaşlar, Bizans'ın yaptığı akıllardan ötürü dört çocuğu şehit olmuştur bu Bayındır Bey'in. Kendisini Türklüğü adayan bir bey ondan sonra. Bizans içerisinde casusluk faaliyetleri yürütüyor. Her anlamıyla Türklerin Anadolu'da yurt edinmesi için çabalıyor. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına katılarak Türk ordusunun Anadolu'nun Kapısını açan Malazgirt Savaşı'nda gösterdiği büyük başarı anlatılıyor. Tarihi bir roman, Anadolu'nun fethinin anlatıldığı önemli bir romandır. Ak Topraklar bu anlamda dikkat edeceğimiz bir eser. Emine ışın deyince yine bir diğer eseri arkadaşlar Cambaz adlı romanı. Evet Cambaz'ı da lütfen çizelim. Bunun hakkında kısaca bir hatırladığım kadarıyla bilgi vermeye çalışayım. Türkiye'nin yine yakın tarihindeki siyasi olayları anlatan bir tarihi romandır. Modern hayat eleştirisi vardır. Özellikle de dersimizin başında söylemiştik ya. Emine ışın üniversitedeki sağ sol kavgaları, siyasi olayları anlatan bir şahsiyetti. Bir fabrikadaki grevden yola çıkarak kapitalist düşüncenin kirli oyunları gözlerin resiliyor. Romanda Ali dini hassasiyeti yüksek olan bir kahramandır. İlhan ise değerlerini kaybetmiş, bozulayan bir kahramandır. Cambaz romanı Türkiye'nin yakın tarihini anlatan önemli bir roman. Bir de Emine Işılsu'nun son döneminde yazdığı tasavvuf dörtlemesi var. Bakın oraya lütfen not alınınız. Tasavvuf dörtlemesi. Bu eser dönemli. Tasavvuf dörtlemesinin ilk romanı Hacı Bektaşi Veli. Sonra Ankara'da ikamet eden, vefat eden Hacı Bayram. Hatırlayın ulusta türbesi bulunuyordu. Sonra ise arkadaşlar bir ben var benden içeri. Yunus Emre. Bakın bu Yunus'un bir sözüdür. Yunus Emre'yi anlatıyor. Sonra bu kağı. Bu kuha ise 17. yüzyılda Anadolu'da tasavvufu tekrar dirilten, tekrar yaygınlaştıran Niyazi Mısri bu kağı romanda büyük tasavvuf erbabı Niyazi Mısri'nin hayatı anlatılmıştır. Bu romanlar Anadolu'da Türk tasavvuf kültürünün yer edinmesinde önemli payı olan bu dört büyük mutasavvufu anlattığı yapıtı da oldukça önemlidir. Lütfen bunu da çizelim. Öykü türünde yapıtı da var. Bir Gece Yıldızlarla isimli çok fazla öne çıkmamıştır. Şiir türünde eseri var mı? İki nokta şeklinde şiir türünde eseri var. Tiyatro eserleri var. Bir yürek satıldığını çizebiliriz. Bir milyon iğne. Atsız kahramanlar tiyatro türündeki yapıtlarıdır.